kadar mı? Fiyatlara gelecek olursak bu... Burası İzmir'in... Evet, biz... Hadi gelin size burayı gezdireyim biraz. Bu... Diğer gördükleriniz... Her şey topraktan. İzmir'in Menemen ilçesi. Testicilerle meşhur burası. Her şey topraktan bu görmüş olduğunuz yerde. Hadi gelin size burayı gezdireyim biraz. Evet, biz orada görmüş olduğunuz göreçlerden bir tanesini aldık, eve geldik. Bu klasik bildiğiniz göreçlerden. Bunlar toprak göveç. 1000 derecede fırınlanmış ve yağlanmış olarak geçiyor. Diğer gördükleriniz, o kiremit gibi olanlar, içi sırlı olanlar, onlar çok yüksek derecelerde bir şeyler pişiremiyorsunuz. Yani çok kısık ateşlerde, ağır ateşlerde olabiliyormuş. Onu da oradaki dükkan sahibi abi şöyle anlattı. Onlar daha çok yoğurt mayalamak içinmiş. Veya kısık ateşte yemekler pişirebilmek için. Bunlar ise fırında, ateşte, ocakta, her yerde kullanabiliyor musunuz? Daha sıcağa dayanıklıymış. Şöyle göstereyim içini. Bakın. Şöyle tersi. Kapağı. Bunu aldığınızda ılık suyla yıkayın. Herhangi bir deterjanlı suyla yıkamayın dediler. Çünkü deterjanlı suyla veya başka bir arındırıcıyla yıkarsanız kokusu içine siniyormuş. O yüzden dediler ki ılık suyla temizleyin. O şekilde kullanabilirsiniz dediler. Yani bunlar da müthiş kuru fasulye, et göveç, her şey pişirebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Özellikle odun ateşinde pişirirseniz daha mükemmel oluyor. Ama tabii biz şartlar gereği normal ocağımızda pişiririz ama yine de çok lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Yani bunu da yemeği ocakta pişirip daha sonra fırınlayabilirsiniz. Müthiş kokulu yemekler çıkıyor. Diğer kiremit şeklinde olan, içi sırlı olanlar da
yoğurt falan mayalanıyormuş. Daha çok o tip şeyler için kullanılıyormuş. Öyle bilgi aldık. Fiyatlara gelecek olursak bu orta boy. Yani 4 kişilik bir aileye gayet güzel yeter. Yemek pişirebilirsiniz. Bu 25 lira. Bunun bir boy büyükleri var. O da sanırım 35 liraydı. Daha ufakları var bunun. Onlar da yine böyle küçük, daha 1-2 kişilik aileler için. Onlar da sanırım 20 liraydı. Bu civarlarda oynuyor. Yani en makulü bu. Bunu tavsiye edebilirim size. Orada gördüğünüz fincanlar, cezveler var, toprak cezveler, bardaklar var. Ondan sonra tabaklar var, bir sürü sepetler var. Her şeyi bulabilirsiniz. Onlardan merak edip sadece toprak bardakları sordum. Onlarla ayran içmesi keyifli olur. Veya başka şeyler de içebilirsiniz. Onların fiyatını 10 lira olarak söyledi. Düzlerini, daha saplı süslüleri var. Onlar 15-20 liraya kadar çıkıyor. Ama böyle birkaç bir şey alacağınız zaman pazarlık yapın. Mutlaka bir indirim yapıyorlar. Bunlar da bu şekilde. Yani orada sıra sıra bir sürü dükkan var. Gördüğünüz zaten videolarda. Herhangi birine girebilirsiniz, pazarlık yapabilirsiniz. Yan yana birçok dükkan olduğu için biraz rekabet de var. Gezebilirsiniz. Yani Menemen ufak bir yer. Sadece testileriyle meşhur bir yer. Testi ve bu tip şeylerde ünlü bir yer. O yüzden sadece oradakiler kalmış diyebilirim. Yani iç kısımlarda üreticiler var tabii ki de. Burası satış yerleri. Buradan bu tip şeyler alabilirsiniz. Yani toprak üzerine aklına gelebilecek her şey var. Saksı, testi, cezve, fincan, bardak, her şeyi üretmişler. Sağlıklı, güzel, çok doğal. Bunlardan alabilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu toprak bardaklarda içi sırlı ve sırsız olanlar var. Sırsızlar tamamen doğal ama bir şeyler içtiğiniz zaman yaklaşık yarım saat sonra mı dedi, tam hatırlamıyorum ama belli bir süre sonra dışarıya sızmaya başlıyormuş bardaktan. O yüzden içini sırlıyorlarmış. O tencere gibi olan şeyler, kaseler, ne bileyim bardaklar, bunların içini dışarıya sızmasın diye sırlıyorlarmış. Tabii testilerde böyle bir şey yok. Çünkü testiler eski usule göre içine bir şey doldurup toprağa gömdüğünüzde toprağın neminden serinlik alıyor. Soğuk tutuyor ürünü. Sır koyduğunuz zaman bu çok daha geçerli olmuyor. Daha faydalı olmuyor. Sırın sebebi de bu. Dışarıya taşmaması, herhangi başka bir olayı yokmuş. Temizliklerin de genelde ılık suyla yapılmasını söylüyorlar. Çok sıcak veya çok soğuk suyla yapılmamasını söylüyorlar. Ayrıca bu renkteyken zamanla piştikçe, kullanıldıkça siyaha dönüşecekmiş. Tamamen siyah rengini alıyormuş. Bunu da belirteyim. Menemen ve Göveç videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.